İsrail, Lübnan Hizbullah'ına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, savaşı Lübnan sınırına taşıyabileceklerinin sinyalini verdi. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü saldırılar Lübnan sınırına da sıçramak üzere. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tacizleri sonrası İsrail yetkililer yeni bir cephe açmaya hazır olduklarını ifade ederek Şii örgütünü uyardı. İsrail Savaş Kabinesi Başkanı Benny Gantz, gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde askeri adımlar atabileceklerini dile getirdi. Tüm dünya ve Beyrut'taki hükümet, İsrail'in kuzeyindeki insanlara yönelik saldırıları engellemek için harekete geçmeli. Eğer Hizbullah sınırdan geri çekilmezse bunu İsrail ordusu yapar. ABD'li yetkililerse Gazze'deki savaşın Lübnan üzerinden bölgesel bir çatışmaya dönüşeceği endişesini taşıyor. Mescid-i Aksa'da bombaların gölgesinde 12. Cuma namazı kılındı. İsrail polisi bu cumada yine Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi bu haftada Mescid-i Aksa ve çevresinde cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail erkeklerde 65, kadınlarda 55 yaşından küçük Filistinlilerin Aksa'ya girişine yine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinlilerse namazlarını Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak istedi. Ancak İsrail baskının dozunu gitgide artırdı. Sokaklarda namaz kılmak isteyenlere de gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. İsrail polisi Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri belirlediği yaş sınırının altındaki Müslümanları Mescid-i Aksa'ya sokmuyor. Ayrıca Aksa çevresindeki sokaklarda namaz kılmak isteyenlere de sert şekilde müdahale ediyor. İsrail güçleri zaman zaman biber gazıyla haber nöbetindeki gazetecilere de saldırıyor.